Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer size çok mutlu şeyler anlatamayacağım maalesef. Biraz içimizde bulunan durumu en azından otomobil yasasını az çok kendi dilimce anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. İçimizde bulunduğumuz durumu az çok zaten biliyorsunuz yani en azından sosyal medya olsun, haberler olsun, daha doğrusu haberler biraz şey yapmıyor aslında, çok fazla göstermiyor aslında. Ama bir krizdeyiz aslında, yani ekonomik bir krizimiz var. Bunu dile getirmekten kaçınan birçok haber kanalı olduğu için zaten televizyonu izlemeyi bile terk ettim, yani öyle söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, aracım mesela 2011 model. Ben aldığım zaman sıfırı 42 bin liraydı. Şu an bu haliyle, yani bu kadar kilometre yapmış haliyle yine 42, hatta kaza durumuna göre 44-45'e kadar varan, 45 bin liralar varan bir fiyat skalasında bir satışı gerçekleşebiliyor, ikinci el satışı. Bir fiyat yükselmesi var. Zaten sıfırlarda fiyat yükselmesine bağlı olarak zaten ikinci elinde fiyatları yükseliyor. Ama şöyle bir şey var. Tabii bu benim öngörüm. YT'de ilerleyen zamanlarda gerçekten iyi bir tablo beklemiyor bizi. Zannetmiyorum yani. Özellikle krediyle alan insanların bir an önce aracını satıp nakit olarak nakite çevirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ben. Sebebi ise ilerleyen zamanlarda hatta yavaş yavaş da başladı, yani ücretsiz izinlere başlandı. Bazı fabrikalarda, bazı iş yerlerinde ücretsiz izinlerin olduğunu duymaya başladım. İlerleyen zamanlarda işçi ve beyaz yaka çıkarımları olacaktır muhtemelen. İşsizlikte bir artış olacağını öngörüyorum. Kimse istemez, yani isteyerek söylediğim bir şey değil ama sadece bu işte grafiklere dayanarak ve az çok takip ettiğim haberlere dayanarak söylüyorum. İşçi çıkarımları olacak. Az çok işçi çıkarımları zaten, yani işçi çıkarımları şu an için başlamadı ama 1-2 ay içerisinde başlayacaktır muhtemelen. Aynı zamanda Euro'nun artışıyla beraber bazı üreticiler işte kademeli olarak zam yaptı. Bazıları hiç zam yapmayıp sonrasında ciddi bir zam yapabilir. Sıfırların fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak tabii ikinci elin fiyatları da yükselecek ama dediğim gibi bu işçi çıkarımlarına bağlı olarak acil satışlar, acil olarak uygun fiyata satışlar da ortaya çıkabilir. Eğer ki ikinci el araç düşünüyorsanız, benim açımdan, yani ben o şekilde düşünüyorum ama bazı direkt hemen al diyebilir. Aslında şu zamanlarda alınacak en mantıklı şey, bayilerde şey olabiliyor, eski stoktan kalan araçlarını uygun fiyata satabiliyorlar. Hatta en yakın örneği yakın bir zamanda okudum. Normalde Kaşkay'ın fiyatı 215 bin lira civarına geldi ama aynı modeli 140 bin liralara satabiliyorlar. Ellerinde kalan malı daha uygun fiyata satabiliyorlar. Eğer ki atıyorum Kaşkay'ı almak istiyorsunuz, İkinci eline bakmayıp bu şekilde bayileri dolaşarak uygun fiyatlı sıfırını almak tabii ki daha mantıklı olacaktır. Tabii ilerleyen zamanlarda eğer ki herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız, krediyle almadığınızı varsayıyorum ve Allah korusun herhangi bir şekilde işsiz kalma durumu da söz konusu olmadı. Bu araç konusunda, yani bu uygun fiyatı aldığınız için de ciddi bir kâra da geçeceksiniz aslında. 3-5 üreticinin bu şekilde stokta kalan araçların muhtemelen parası olan galeriler 0 kilometre olarak almışlardır diye düşünüyorum. İşte kalan bayilerde kalan araçlar varsaydı, o bayilerde kalan araçları bu şekilde
satın alabilirsiniz. Ama ikinci elde dediğim gibi şu an bir yükselme var. Sürekli bir yükselme trendinde. Çünkü web sitesine bakıyoruz. Web sitesinde 200 bin lira olan araç 215 bin liraya çıkıyor. 200 bin lira 215'ten 230'a çıkıyor gibi gibi. Kademeli zamlanmalar var veya anında bir zamlanma var. Anında bir zamlanmasına bağlı olarak da ben zaten sıfırı şu fiyatsa işte bunun işte atıyorum 40 bin lira daha düşüne satmam gerekiyor diye düşünüp ona göre bir fiyatlandırma belirliyorlar. Tabii bunlar tok satıcı kıvamındaki arkadaşlar olabilir. Ama acil satacak olan kişiler olursa, ki dediğim gibi ilerleyen zamanlarda o şekilde bir kırılım da ortaya çıkacaktır. Acil satanlar olursa ciddi bir pazarlıkla ciddi uygun fiyatlara araç alınabilir diye düşünüyorum. Tabii bu işin piri değilim kesinlikle. Hani piyasayı az çok takip ediyorum. İşte sahibinden koma falan giriyorum. Az çok takip ediyorum elimden geldiğince ama bu işin piri değilim gerçekten. Ama ciddi bir fiyatlanma olduğu için bu ciddi fiyatlanmanın da bir düşümü gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.